İngiltere Avrupa Birliği'nden ayrılma sürecini resmen başlattı. İngiltere'nin Avrupa Birliği Büyükelçisi Tim Barrow resmi bildirimde bulunan mektubu Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Donald Tusk'a iletti. Böylece 6 sayfalık mektup Brüksel'e iletilmiş oldu. Tusk kararlı bir şekilde hareket etmeye devam edeceklerini söyledi. Bugünün ne Londra için ne de Brüksel için mutlu bir gün olduğunu kimse söyleyemez. Ancak Brexit'in olumlu bir yanı var. 27 üye ülkenin daha önce hiç olmadığı kadar daha kararlı bir şekilde ve birlik ve beraberlik içinde hareket etmesini sağladı. Bizler zor müzakereler kapsamında da kararlı bir şekilde ve birlik ve beraberlik içinde hareket etmeye devam edeceğiz. İngiltere Başbakanı Theresa May mektupta Londra ile 27 Avrupa Birliği ülkesi arasında yakın işbirliği kurmak istediğini belirtti. May güvenlik ve ekonomik ilişkilerin önemine vurgu yaptı. Avrupa Milletvekili David Coburn, Brexit'in örnek teşkil etmesi gerektiğini söyledi. Avrupa Birliği'ne mesajımız şu: önce İngiltere, geri kalanı daha sonra. Şimdi ise Frexit beklentisi içerisindeyim. Belki de Le Pen, Fransa'nın ayrılmasını sağlayabilir. Avrupa Birliği'nin müzakere pozisyonunu belirlemek için görüşmeler yapılacak. 29 Nisan tarihinde Brexit'e yönelik olağanüstü zirve gerçekleşecek.